Evet, dünya basınında neler konuşuluyor ona da bakacağız. Süheyla hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Biden konuşuluyor. Evet, Biden'ı zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5 Kasım'da yapılacak seçimleri aslında biz haftalardır konuşuyoruz. Ve Biden'ı da çok fazla konuşuyoruz. Çünkü sağlığı pek elverişli görünmüyordu aday olması için ve devam etmesi için. Şimdi ve beklenen açıklamada dün geldi. Biden artık adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlk olarak Time dergisiyle başlayacağız. Time'da daha önce bunun üstüne de konuşmuştuk. Biden'ın sahadan çıktığı bir fotoğraf ve panik yazan bir kapakla çıktığını görmüştük. Ve artık Biden gidici gibi duruyor diye demiştik. Ve şimdi yeni kapakta Harris'in geldiğini, Harris'in o alana girişini net bir şekilde göstermiş. İlk olarak bununla başlayalım. Doğru özetledin. Biz şimdi 27 Haziran'daki o Biden'ın kariyerinin bitişinin başladığı münazaranın ardından görmüştük Time'ın bu kapağını. Çünkü nasıl bir etki olmuştu? Gerçekten de tek kelimeyle manşete taşıdığı gibi Time'ın bir panik oluşmuştu. Kimlerin safında? Demokrat Partililer arasında. Çünkü artık Biden'ı gördüler ki gizlenemeyecek kadar kötü bir durumda. Konuşamadı Biden, cümlelerini toparlayamadı. Hiç kimsenin anlayamadığı, çok kopuk, kendi politikalarıyla çelişen açıklamalarda bulundu. Ve de açıkçası işte Trump çok açık ara zaferle çıkmıştı o münazaradan. Ve de tabii ki Trump iyi olduğu için değil, Biden çok kötü olduğu için. Evet. İşte bu panik ve artık Biden'ın siyaset sahnesinden çekilmeye başlamasının ilk sinyali böyle görselleştirilmişti. Şimdi o hikayenin devamı geldi. Biden'ın dün kararını bir mektup yayınlayarak, halka açık bir mektup yayınlayarak açıkladı ve ben çekiliyorum dedi. İşte çekildi, artık yüzü de görünmüyor ve yerine gelen kişi yardımcısı Kamala Harris. Tabii ki Harris'i destekledi, onayladı Biden ama illa ve kesin bir şekilde Harris'in yerini alacağı henüz net değil. Evet. Yeni bir süreç var, onun da detaylarını konuşacağız ama Time'ın başka tespitleri de çok önemli. Onları da aktaralım. Bu arada Biden da bu hafta için açıklama yapacağını, ulusa sesleniş yapacağını da söyledi. Sadece sosyal medyadan açıkladı o yazdığı mektubu bıraktığını. Altını çizelim. Hala koronavirüs teşhisi nedeniyle Washington'da değil, kendi evinde, memleketinde dinleniyor. Bir ulusal seslenişi Washington'a dönüp yapması bekleniyor. Zamanı belli değil. Bugün mü olacak, hafta içi başka bir gün mü olacak bilemiyoruz ama bu hafta diye söylemişti. Bakalım açıklayacak mı? Bu arada koronavirüs testi pozitif çıktı diye de konuştuğumuzda da ben şunu söylemiştim. Pek inandırıcı gelmedi. Acaba şimdiden kendini geri çekti, adaylıktan çekilecek mi diye. Biraz aslında güçlendirdi gibi duruyor bu adaylıktan çekilme duyurusundan sonra. Evet, koronavirüs olduğuna inanmayanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Hatta Donald Trump dün bir paylaşım yaptı. Gerçekten hala inanan var mı koronavirüs olduğuna? Başından beri zaten yarıştan çekilmek istiyordu. Şimdi iyi bir fırsat buldu dedi. Bunlar tabii ki iddia. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki devam edemeyeceğini anladı. Bu kararı hatta cumartesi günü Biden'ın yine de yarışa devam etme kararı aldı. Pazar günü ise geri çekti ve artık bunu duyurduğu yönünde iddialar da var. Evet. Ve birçok parti üyesinin son anda bunu öğrendiği yönünde de iddialar var. Time dergisi nasıl yorumlamış? Artık Biden'ın sağlığıyla ilgili endişelere boyun eğdiğini, başka çaresi kalmadığını aktarmış ve bundan sonra seçim yarışının çok belirsiz bir sürece girdiğini de aktarmış. Yani gerçekten de ne olacak? Harris'i dedik ya, aday gösterdi yerine, onu destekledi ama Time'ın çok önemli bir tespiti var. Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'nin delegeleri peki Biden'ı dinleyecek mi? Biden işaret ediyor, yardımcımı destekleyin diyor. Peki öyle gibi görünmüyor değil mi? Yani aslında Harris'in oylarının aslında Trump'ı geçeceği gibi görünmüyor. Yani aslında altında. Aslında Biden'la kıyasla aradaki farkı daha aza indiriyor anketlerde. Yani seçilme şansı var. Ama ya da diğer Biden'dan daha fazla diyelim. Biden'dan daha fazla ama mesela şimdi Michelle Obama'nın ismi de geçiyor. Evet. Michelle Obama da güçlü bir aday. Biden'ın 5 puan önünde sanıyorum ki.
Trump'ın. Şimdi o kadar çok isim söyleyince karışıyor. Doğru, bizim de kafamız karışıyor. Aynen, Trump'ın da önünde görünüyor. Şimdi baktığımızda aslında Kamala Harris'in beyazlardan oy alamadığını görüyoruz. Sadece siyahlardan oy aldığını görüyoruz. Ama mesela Michelle Obama'nın beyazlardan da oy aldığını, muhafazakarlardan da ve en önemlisi de aslında gençlerin de desteklediğini biliyoruz. Yani Michelle Obama aslında çok büyük desteğe sahip. Zaten burada Obama ailesinin sessizliği akılları karıştıran nokta oldu. Evet, Biden Harris dedi ama şöyle bir nokta var, tam onu demek istiyordum. Senin dediğine de geleceğim çünkü sonra. Şimdi zaten kendi liderin adaylıktan geri çekmiş, bir anlamda parti içi bir darbe, isyan gerçekleştirmiş demokratlardan bahsediyoruz. Biden'ı adaylıktan geri çeken bu parti üyeleri Biden'ı dinleyecek mi bundan sonra? Şüphe var. Evet. Zaten kendi adaylarını geri çekerek Biden'a bir darbede bulundular. Obama'nın etkisini çok biliyoruz. Hem parti içinde hem de demokrat seçmenler arasında. Ve Obama ailesi Harris'e, bakın, Clinton ailesinin aksine Harris'e desteklerini açıklamadı. Evet, Clinton ailesi. Aslında dün Hillary Clinton'ın ismi de geçiyordu adaylık için. Sürpriz bir isim olarak Hillary Clinton da aday olabilir diye bu isim de söylendi. Ama zaten Trump'a karşı çok şok edici bir yenilgi almış bir kişi. Evet. Hiç artık şansı yok gibi görünüyor. Michelle Obama burada olur mu olmaz mı sorusu çok güncel. Bakalım bu hafta içi buna dair bir ipucu ya da adım gelecek mi? Zaman çok az. Bütün adımlar hızlı atılmalı. Bunu da aktaralım ve devam edelim. Evet, devam edelim. Diğer gazeteler nasıl görüyor? Yine Amerikan basınıyla devam edeceğiz Elif. Bakalım ne yazmışlar. Post. Evet, Biden'ın yüzünün öne eğildiği bir fotoğrafı kullanmış. Evet. Biden'ın çaresiz görüldüğü, gerçekten de çekilmekten başka bir şansının kalmadığı işte o fotoğraf. Ve diyor ki The Washington Post, Biden yarıştan çekildi. 52 yıllık kariyer bu şekilde sona erdi. Zafer de vardı bu kariyerde, trajedi de. Çünkü gerçekten de en genç senatörlerden biriydi Biden. En genç ve en yaşlı olarak da aslında siyaseti bıraktı. Evet, en genç başkan adayıydı bir dönem ve tarihin en yaşlı başkanı olarak da yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Ve hiç istemediği bir şekilde ve çok hızlı, trajik gelişen bir son yaşadı. The Washington Post'a bunları aktarıyor. Ve de şunu da belirtiyor açıkçası. Amerikan seçimini anlatırken benzeri görülmemiş tarihi ifadelerini çok konuşmaya başladık son dönemde. Çünkü öyle olaylar oluyor ki işte Trump'a suikast girişimi, çok kötü bir münazara, yani Zelenski'ye Putin diyen aklı yerinde mi diye sorguladığımız bir başkan adayı. En son eşini karıştırdı, başka bir kadına doğru yöneldi ve eşi son anda tuttu. Yani sürekli hiç bitmeyen bir karıştırma söz konusu Biden ya da mesela tarafından. Aslında orada eşini karıştırmamıştı ama bir medya manipülasyonuna yer veren ve artık herkesin şüpheyle baktığı bir durum. Yani öyle bir şey ki medyada vurmak için Biden'ı en doğal anlarından bile ne diyelim, bir pay çıkarır oldu. Anlam katar oldu. Yani artık yarışamayacak, medyaya karşı da belki bu savaşı kazanamayacak durumdaydı Biden her şeyin başında. Bunun yanı sıra 2024 işte 5 Kasım bu seçimlerde ne olacak diye sorulduğunda The Washington Post diyor ki senaryo ışık hızıyla yeniden yazılıyor. Demokrat Parti şu anda çok zor bir durumla karşı karşıya. Ortak bir aday çıkarıp parti içindeki bölünmelere son verip Trump'ı yenebilecek güçlü bir aday çıkarıp çok etkili bir seçim kampanyası yapmak zorundalar. Evet, The Wall Street Journal nasıl görüyor? Yine Biden'ın o çaresiz fotoğrafı aslında yer alıyor. Evet. Oradan neyi aktaracaksın? Ve diyor ki manşetinde Biden çekiliyor, Harris'i onaylıyor ve Washington DC'deki yarım yüzyıllık güç sona erdi. Gerçekten de 52 yıllık bir kariyer sona erdi dedik. Ve Harris'in işinin çok zor olduğunu aktarmıştı Wall Street Journal'da. Çünkü hem partinin desteğini arkasında toplamak, delegelerden çoğunluk sağlayacak bir oy almak zorunda, hem de Trump'a karşı etkili, onu yenebilecek bir lider olduğunu gösterip bunu da başarmak zorunda. Harris'in süresi çok az ve de yapması gereken şeyler çok büyük. Zirveye oynarken işte onu bunlar bekliyor. Evet, az bir zaman kaldı. Hı-hı. Bir de Harris'in uzun bir zamandır, yani görevde olduğu süre zarfında da çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Çok silik. Evet, silik bir siyasetçi. Yani dolayısıyla bakalım ne olacak ama
gerçekten Harris mi devam edecek, aday olacak? Bu da önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Alman basını nasıl görüyor? Alman basını Tagesspiegel gazetesi Biden'ın sahneden çekilirken artık perde arkasına geçmeye başladığı bir fotoğrafı seçmiş. Manidar, güzel bir seçim olmuş ve diyor ki Biden vazgeçti. Biden vazgeçti ama Tagesspiegel'in de aktardığı gibi bu kararı baskı altında aldı. Yani sadece hür iradesine kalmış bir karar değil. Partisi o münazara fiyaskosundan sonra, bakın, en üst düzey isimler, Obama dahil, Nancy Pelosi, Chuck Schumer gibi isimler artık hepsi Biden'a desteğini geri çekti. Sen çekilmelisin, yoksa parti ve bu seçimi kazanma ihtimalimiz tehlikeye giriyor demişlerdi. Ve Tagesspiegel diyor ki Biden için çok aşağılayıcı bir mücadele oldu. Hem kendisi çok mantıksız davranışlarda bulundu. İşte Zelenski'ye Putin demek gibi, tuhaf gaflar yapmak gibi, buna rağmen hep yarışa devam edeceğini söyledi. Ve şimdi bir anda çok daha az zaman varken çekildi ve bunu baskı altında aldı diyerek aktarmış bu gelişmeyi. Evet, İspanya basını nasıl görüyor? Biden'la Kamala Harris'in fotoğrafı yer alıyor, sarıldığı fotoğrafı. El País gazetesi ve mektubu. Biden'ın veda mektubunu, yarıştan çekilme kararını açıkladı ama başkanlığa odaklanacağım diyerek başkanlıktan da çekilmeyeceğini belirtti. Bu mektubu ama ilk sayfadan görmüş. Bununla ilgili tepkiler de var. Senatör de şöyle bir açıklama yaptı. Eğer ki başkan adaylığına uygun değilse başkanlığa da aday değildir. Dolayısıyla görevinden de çekilmesi gerekiyor diye. Evet, bu cumhuriyetçilerin şu andaki ortak görüşü. Evet. Hem senatörler hem de Donald Trump diyor. Hı-hı. Zaten başından beri başkanlığa da uygun değildi. Madem aday olamıyor, o zaman bu görevi de yürütmesin. Yani çünkü sonuçta bu başkanlık görevi ciddi bir mesele deyip böylesi çağrılarla da karşı karşıya ve bununla da mücadele edecek Biden. Peki ne olur? Yani böyle bir şey olabilir mi? Beyaz Saray açıklama yaptı. Sonuna kadar Biden görev süresini tamamlamaya niyetli. Zaten az bir zaman kaldı. Az bir zaman kaldı. Başardığı şeyler çok fazla diyerek Cumhuriyetçi Parti'nin bu eleştirilerine, ki birçok kişi tarafından da desteklenen Biden başkanlıktan da istifa etsin çağrısına bu şekilde karşı koydular. Noktayı koydu aslında. Evet, ama bakalım, artık hata yapma şansı çok az Biden'ın. Bakalım 5 Kasım'a kadar gerçekten koltuğunda kalabilecek mi? El País'in bir benzetmesi var. Machiavelli Washington'da demiş. İtalyan biliyorsunuz ki felsefeci ve de filozof, siyaset bilimci Machiavelli iyi bir lider olmanın prensiplerini yazardı Hükümdar kitabında, Prens kitabında. Orada özellikle iki şeye değinirdi Machiavelli. Bir lider olmak istiyorsanız iyi bir lider şans yanınızda olmalı ve zamanı yönetme konusunda, zaman konusunda ipler sizin elinizde olmalı. Biden ikisini de başaramadı. Şansı her şekilde kötü gitti. Münazara, işte Trump'a suikast girişimi onun elini zayıflattı. Ve bir de görüyorsunuz ki 81 yaşında zamanın getirdiklerine mücadele edemeyen bir başkan adayıydı. Bunu da kabul etmekten başka çaresi kalmadı. Kalmadı. Bu arada Trump yaşıyla vuruyordu Biden'ı. Şimdi Biden yarıştan çekildi. Şimdi en yaşlı Trump oldu. En yaşlı başkan Trump. 78 yaşında. Aynen. Yani şimdi kendisi Biden'a bu kadar laf ederken şimdi kendisi en yaşlı ama başkan adayı olmuş fitim, oldu. Ama ben zindeyim, istikrarlı onu bir dahiyim diyerek narsist kişiliğini ortaya koyuyor. Fransız basınına bakalım. Fransız basınında Harris ile Biden'ı görüyoruz. Farklı yönlere bakıyorlar. Aynı takımın üyeleriydi ama artık Harris yola öne çıkarak devam edecek. Biden'ı geride bırakacak ve Liberasyon diyor ki hoşça kal Biden, merhaba Harris. Şimdi tablo bu ama netleşmiş tablo değil. Bu değil. 5 Kasım'da belki Harris yerine demokratlar başka bir ismi de seçebilir. Bunu en geç 19 Ocak'taki parti kurultayında göreceğiz. Ve Daily Star'la devam edelim. Evet. Daily Star İngiltere'nin tabloid basınının belki de ne diyelim, en kötü örneklerinden biri, en laubali manşetleriyle bilinen örneklerinden biri ama esprili zaten, bir manşet attığı için seçmek istedim. Genelde almıyoruz dünyadan manşetleri. Artık uyku vakti diyor yani. Uyku vakti diyor. Git dinlen diyor. Sleepy Joe, yani uykucu Joe adını kullanmış manşetinde, bu ifadeyi kullanmış. Trump'ın Biden'a taktığı bir lakaptı bu. Uykucu Joe. Ve diyor ki artık bir şekerleme vakti, git biraz istirahat et demiş Daily Star. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz Süheyla. Ben teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'de sabahı da noktalayalım.
Birazdan Emre Buga sizlerle olacak. Yarın saat 6 olmadan yine görüşmek dileğiyle güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın.